Herkese merhaba, ben Şeyma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Miel'in dikey süpürgesi hakkında bilgi vereceğim. Kullanıcı deneyimlerimden bahsedeceğim. Herhangi bir reklam veya işbirliği değildir. Keşke olsa, kendi paramla aldım. Öncelikli olarak benim süpürgemin markası HX1 gri modeli Triflex olarak geçiyor. Yani üçlü kullanım özelliğine sahip. Almanya'dan 333 euroya aldım. Yalnız şöyle bir durum var. İlk olarak ona değinmek istiyorum. Yurt dışından aldığınız bu üründe garanti kapsamına girmiyor Türkiye içerisinde. O yüzden yapacağınız herhangi bir işlemde bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bununla ilgili bir problem yaşadım. Miel'in şu an ilk olarak bahsedeceğim kötü özelliğinden bir tanesi kesinlikle iç filtresi. İç filtresi o kadar zor çıkıyor ki, hatta hemen size göstereyim. Şöyle bir iç içe geçen sistemden oluşuyor. Bu filtresini çıkarmak kolay. Ama bu filtresini, şunu hatta şuraya bırakayım. Şuradaki filtresini çıkarmak oldukça zor. Yani ya biz beceremedik bilmiyorum. Ama eşim uğraştı, kardeşim uğraştı, ben uğraştım ve bunu günlerce uğraştık. Bu işlemi yaptık ama olmadı. Çünkü diyor ki 10 kere şuraya çevir, 1 kere buraya çevir falan. Yok, olmuyor. Ne yapsak olmuyor. Bu yüzden de maalesef servis çağırmak durumunda kaldık. Sadece şu işlemi, yani şuradan şunu çıkarma işlemi için 900 lira gibi bir para ödedik. O yüzden buna da dikkat edin. Burada bir minik uyarım olsun sizlere. Gerçekten filtresini çıkarmak bence zor. Neden böyle bir şey yaptılar onu da bilmiyorum. Hoş zaten her süpürmeden sonra çıkarılması gereken bir şey değil. Yazan maksimum 3 ay ama bence nasıl diyeyim sizlere, bir 15-20 günde bir çıkarılıp temizlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer her gün kullanıyorsanız. Ben neden Miel tercih ettim? Önce ondan bahsedeyim. Benim kablolu süpürgem de yaklaşık 7 yıldır kullanıyorum. Miel markasına ait. O yüzden ondan çok çok memnun kaldığım için dikey süpürgemi de Miel tercih etmek istedim. Ayrıca diğer markalarla kıyasladığımda malzeme kalitesinin çok daha üst düzeyde olduğunu düşünüyorum. Özellikle bana neden Dyson almadın diye soranlara burada bu noktada açıklama yapmak istiyorum ki malzeme kalitesi bence kesinlikle Miel'de daha iyi. Bunu diğerlerini de görmüş, kısa süreli de olsa kullanmış biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Miel tercih etmeli misiniz? Bence etmelisiniz. Yani Alman kalitesi gerçekten çok güzel hissettiriyor. Güzel de bir dizayna sahip. Üçlü kullanım yapmışlar. Yani hem üstte hem aşağıda ve nasıl diyeyim, yatak, koltuk, araba süpürmek için bile, araba koltuklarını bile süpürmek için kullanabileceğiniz kompakt bir kullanımı var. O açıdan da bence güzel, farklı alanlara çıkarılıp takılıyor olması bence muazzam bir özellik. Detaylarından ve uygulama aşamalarından mutlaka bahsedeceğim. Ayrıca bayağıdır süpürmediğim yatağımı süpüreceğim. Bakalım ne kadar toz çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Çünkü filtresi vesaire çok güçlü, motor gücü diyorlar. Bakalım neler olacak. O zaman çok fazla uzatmadan hem parçalarından bahsedeyim. Yani oradan geldiği için, Almanya'dan geldiği için kutulu olarak yok. Kutusunu getirmedim. Bu yüzden de parçalamak durumunda kaldığım için kutu açılışı gibi bir şey değildi. İçerisinde neler var? Nereye nasıl takılıyor. Onlardan bahsedeceğim. Ve en son da uygulama aşamasıyla videomuzu bitireceğim. Bu arada videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hadi o zaman hemen kullanımına ve özelliklerine geçelim. Bunlar beraberinde gelen parçaları. Askı aparatıyla beraber geliyor. Bence bu kesinlikle çok güzel bir özellik. Ayrıca bu parçalarını takabileceğiniz yine bir aparat ile birlikte geliyor. Bence gerçekten çok güzel. Bu şekilde saklayabilirsiniz. Filtre kısmından bahsedeyim ama bunu önce süpürgeye takayım. Oradan anlatayım. Bu şekilde takıyorsunuz ve yine bu şekilde çekerek çıkarıyorsunuz. Bu oldukça pratik. Peki diyelim ki doldu hazne. Onu nasıl çıkaracağız? Çeviriyoruz. Bir kere çevirdik. Bir kere daha çevirdiğimizde bakın otomatik olarak açılıyor. Tekrar gösteriyorum. Burayı
bu şekilde kilitledik tekrar. Bir kere çevirdik. Açıldı. Tekrar kilitlemek için tersi yönünde çeviriyoruz. Otomatik olarak açılıyor. Peki buradaki filtreyi nasıl çıkaracağız? İyice çevirip bu şekilde çıkarabiliyoruz. Şimdi ise en zor olan, benim çok ama çok zorlandım, günlerimi alan, servis çağırmak zorunda kaldım, İç filtre çıkarımından bahsedeceğim. Burada Comfort Clean var. Onu çeviriyoruz. Sonra ters yönünde çevirince kolaylıkla çıkıyor. Kolaylıkla demek istemiyorum. Gerçekten günlerimizi aldı. O yüzden siz de eğer yapamazsanız birkaç denemeden sonra pes etmeyin. Bayağı uğraşın. Bize gelen teknik servisin söylediği şey, çok kibar davranmayın. Oldukça zorlayın. Çeviriyoruz ve bu şekilde çıkarıyoruz. Biz biraz bozmayalım diye kibar davrandık. Ama bu kibarlık bize 900 liraya mal oldu. Tekrar bu şekilde takıp yerleştirelim. Şöyle tasarımından da bahsedeyim. İçerisinde fırça başlığı var. Onun da temizlenmesi gerekiyor. Hatta onu da hemen göstereyim sizlere. İç fırçasını çıkarabilmeniz için şurada bir kilidi var. Bu kilidi bu yönde itiyoruz. Daha sonra şu kısımda açıyoruz ve fırçayı çıkarıyoruz. Bu kilidi açmazsanız burası açılmaz. Ayrıca şu akü kısmından da bahsedeyim. Hemen aküsünü de, isterseniz akülü olarak şuraya şarj aletinin kablosunu takabilirsiniz. İsterseniz de şu yanlardan basarak çekip ayrı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Hemen size üçlü kullanım özelliğinden de bahsedeyim. Şu anki modu konfor modu olarak geçiyor. Yukarıda olduğu kullanımı ise erişim mesafeleri modu olarak geçiyor. Daha uzun yerlere gidebildiği için erişim mesafeleri modu deniliyor. Burada ise konfor modunda ise daha kolay bir şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz. Yani 3.4 kilogram ağırlığına sahip. Bu noktada bir kuvvet kolunu uzattığımız için daha kolay kullanımı oluyor. Bu arada bunu da bahsetmiş olayım. Ağırlığı diğer dikey süpürgelere göre, özellikle Dyson'a göre bence birazcık daha fazla. Erişim mesafeleri moduna getireyim. Bu arada konfort modunda makine dik bir şekilde bu şekilde kalabiliyor. Ama diğer modlarda kalamıyor. Erişim mesafeleri modu için uzunu buraya takıyoruz. Motor kısmını buraya takıyoruz. Tutma aparatını da yine buraya takıyoruz. Bu modda kullanım oldukça zor, onu söyleyeyim. Yani uzak mesafeleri, mesela yatağın altını vesaire süpürmek için tamam. Ya da koltuk altlarını vesaire. Ama onun dışında bu modda kesinlikle çok daha ağır ve fazla bir güç uygulamanız gerekiyor. Şimdi ise yatak, koltuk, sandalye süpürebileceğiniz kompakt küçük modundan bahsedeceğim. Hemen onu kurup geliyorum. Bu şekilde bir mini el süpürgesi yapmış olduk. Bu başlığını da kullanmayacağım. Hemen size uygulamalı olarak yatak süpüreceğim. Gerçekten çok merak ediyorum. Ne kadar çok pislik çıkacağını.
bakar mısınız? Bütün yataktan çıkan toz, kir. İnanılmaz. Gerçekten çok güzel. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Maksimum modda 25-30 dakika maksimum. Normal modda ise 45 dakika, 50 dakika, 1 saate kadar çıkabiliyor şarj süresi. Bu şekilde bir ses çıkmasının sebebi zemini farklı algılaması. Zemini farklı algıladığında daha doğrusu böyle halılarda vesaire daha güçlü modunu açıyor. Bilginiz olsun, herhangi bir bozulma vesaire değil. Benim söyleyeceklerim Miel süpürgeyle ilgili bu kadar. Sizin sormak istedikleriniz varsa yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.